Merhaba değerli takipçilerim. Ahmet Başakçı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Değerli takipçilerim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ım iyilik, sağlık versin cümlemize. Cumanız mübarek olsun. Allah'ım cumanızı hayırlı eylesin, makbul eylesin. Değerli takipçilerim. Bugün Fatma Hanım mutfakta sizlerle ne paylaşacak? Bugün eşim gitti. Hamsi aldı geldi. Şöyle hamsileri gösterelim. Hamsilerimiz çok taze. Orta büyüklükte. Çok büyük değil. Çok da küçük değil. Allah'ımıza hamdolsun. Şükürler olsun. Kaç aldın kilosunu hayatım? 35 lira. 35 liraya. Fakir fukara yesin doysun. Fiyatı da uygun düştü bayağı. Çok şükürler olsun Rabbime. Şimdi hamsilerimi keseceğim, temizleyeceğim. Çok severek yediğimiz bir tarif yapacağım, sizlerle de paylaşacağım değerli takipçilerim. İnşallah beğenirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, hamsilerimizi kesmeye başlayalım. Şöyle temizleyelim hamsilerimizi. Şöyle kenara alayım temizlediklerimi. Şöyle. Çok küçük değil, çok da büyük değil ama çok taze değerli takipçilerim. Şunun güzelliğine bak. Efendim oğlum. Sarı kafa. Sana da vereceğim oğlum. Seni unutur muyum hiç? Kokuyu aldı, bekliyor camın kenarında. Evet. Seni hiç unutur muyum? Küçükleri hep seçeceğim, sana vereceğim. Sarı kafa. Efendi. Evet, hamsilerimizi kestik. 3-4 su akıttım, yıkadım. Şöyle. Şimdi şunun içine alıyorum onları. Şöyle. Şimdi hamsilerimizi şöyle kemiklerini alacağız değerli takipçilerim. Biraz uğraşı var ama zahmetsizde rahmet yok. Şöyle hepsini alacağız. Şöyle kolay alınıyor ama. Şöyle şu şekilde. Hamsilerimizi kestik. İçinden kılçıklarını aldık, çıkarttık. Tekrar bir suda yıkadım değerli takipçilerim. Süzüldü hamsilerim. Şimdi bunlar tepsime alıyorum. Bunlar tepsime aldım. Tertemiz. Hiçbir tane kılçık içine yok. Şimdi burada bir su bardağından biraz daha az, yani tam bir su bardağı değil, pirincim var. Pirincimi de içine alıyorum. Çok kıymetli bir yemek bu değerli takipçilerim. Önceki videolarımda var. Yapmıştım. Hatta yorum yapan bir kişi olmuştu. Bana demişti ki abla, hayatımda ben böyle bir yemek görmedim. Çok değişik gelmişti ona. Bu hamsi pilakisi değerli takipçilerim. Çok severek de yiyoruz. Burada 3 tane böyle iri boy soğanım var. 3 tane patatesim var. Şöyle 3 tane soğanım, 3 patates. Tabi tercihe bağlı içinin şeyi, malzemesinin çokluğu ve azlığı. Şimdi soğanlarımızı da çok ince doğramamak kaydıyla şöyle, zaten harmanlayacağım onu. Şöyle çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak değerli takipçilerim. Şu şekilde ezanımız da okunuyor. Aziz Allah. Soğanlarımın da tamamını böyle doğrayıp içine alacağım. Soğanlarımızı doğradık. Şimdi patateslerimizi de küp küp
ekmeklerimizi döküp diğer takipçileri içine doğrayacağız. Evet, patateslerimizi de bu şekilde içine doğruyoruz. Bizi de küp küp doğrayalım. Dediğim gibi sebzesinin çokluğu ve azlığı tercihe bağlıdır. İstediğiniz sebzeyi de içine koyabilirsiniz. Şimdi ne yapıyoruz? Soğanını, patatesini, hamsisini. Şimdi burada biberlerim var. Charleston biber, acı biber. Şimdi onları da şu şekilde yardım, ortadan bir kere yardım onun. Şu gözüküyor mu artık? Onları da dediğim gibi ne ince ne kalın. İçindeki malzemenin büyüklüğünü ayarlayarak şu şekilde doğruyoruz. Evet. Onu da içine alıyorum değerli takipçilerim. Bir tane domatesim var. Onları da şöyle ortadan bölüp şöyle alalım. Domateslerimizi de küp küp. Domates zaten içine eriyecek. Şöyle küp küp. Onları bir şöyle. Renk cumbuşu, renk. Renk cumbuşu. Evet. Domateslerimizi de aldık içine. Şu güzelliğe bakar mısın? Şimdi burada taze maydanozlarım var. Şöyle bahçeden aldım. Kokulu kokulu, mis gibi kokuyor. Şimdi hiç şeylerini almayacağım. Uçlarını bile almayacağım. O kadar taze, o kadar lezzetli ki değerli takipçiler. Kokusunu almanızı isterim. Onlar da şöyle bol maydanozlu, organik, ilaç yok, herhangi bir suni gübre yok, tamamen doğal. Doğrarken bal koktu. Evet. Bol maydanozlu. Takipçilerim, hamsisini, patatesini, soğanını, domatesini, maydanozunu, her şeyini koyduk. Şimdi baharatlarını koyacağım. Şöyle silme bir kaşık tuz koyuyorum. Şimdi bunu koyduktan sonra ne yapıyoruz? Pul biberimizi şöyle 3 tatlı kaşığı pul biber koyduk. Baharatlı olsun, güzel olur. Karabiberimizi, en önemli karabiber. Şöyle 2 tatlı kaşığı da karabiber koydum. Şimdi bunları böyle alıyorum kenara. Şöyle tam bir bardak değil değerli takipçilerim. Sıvı yağ koyuyorum. Sıvı yağını koyduktan sonra şimdi üzerine salçalı su yapacağım. Şöyle bir yemek kaşığı salça koydum değerli takipçilerim. Sıcak su koyuyorum. Şöyle bir bardak koydum. İçine tabi patates var, pirinç var. Bir bardak sıcak su koydum. Şimdi ayarlayacağım onu ne kadar gider diye. Şöyle bir bardak daha koydum. Bir bardak daha şeker. 3 bardak sıcak su koydum değerli takipçilerim. Çünkü içinde pirinç olduğu için patates. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle elimi, şunu alayım da elim yanmasın sıcak. Şöyle bir karıştıralım. İyice yedirelim onu.
çok kıymetli bir yemek. Hamsi pilakisi. Vitamin deposu. Şifa, şifa değerli takipçilerim. Şifa, biz bunu çok severek yiyoruz. Kışın sık sık yaparım onu. Ayrıca paşam da bunu çok sever. Aynen, en sevdiğim yemek. Ayrıca paşam da bunu çok sever. Evet, ne yapıyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bir kaşık daha alıyorum. Biz zahmet beklemenizi. Şimdi her şeyini koyduk değerli takipçilerim. Şöyle şu şekilde çeviriyorum. Ne yapıyorum? Harmanlayacağım onu. Bismillahirrahmanirrahim. Gel şöyle hayatım yakından göster. Renk cümbüşü. Rengarenk. Yani o kadar bir tatlı koku var ki şu anda. Sanki pişmeden ye beni diyor. Ye beni, ye beni. Yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Evet. Zaten 30 dakikada pişer bu, değil pişer, mi? Pişer. Çünkü içine şey de var ya, biberi, domatesi de su verecek. 3 bardak da sıcak su koydum. Aşırı su koymayın. İçindeki sebzeleri de su verecek değerli takipçilerim. Şimdi bunu harmanladık. Düzelteceğim onu şimdi. Şöyle bir tepsimi sallayayım. Evet, şimdi ne yapıyorum? Şöyle dengeli bir şekilde. Hamsileri de dengeli dağıtalım. Bu harika bir yemek oluyor değerli takipçilerim. Harika bir yemek oluyor. Evet değerli takipçiler. Hamsi pilakimiz hazır. Şimdi fırına süreceğim onu. Fırınımı ayarladım. Fırınımı kaç ayarladım? 200 ayarladım. Sonra 250'ye aldım onu. Şimdi bismillahirrahmanirrahim. 250'ye ayarladım fırınıma. Hamsi pilakimi gönderiyorum. Oy 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 oy, şuna bir bak, şuna bir bak. Maşallah. Evet değerli takipçilerim, hamsi pilakimiz oldu. Çok da güzel oldu. Harika gözüküyor, pişti. Şimdi tabağımıza şöyle bir servis yapayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle kenardan kenardan. Koku harika. Evet. Kokusuna sabırsızlanıyorum artık. Şunu şöyle ileriye alayım. Hamsi pilakesi. Eğer balık seviyorsanız, hele de hamsi seviyorsanız, bu yemeği yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum değerli takipçiler. Çok lezzetli bir yemek. Her zaman söylüyorum, kendim yapıp yemediğim hiçbir şeyi sizlerle paylaşmıyorum değerli takipçilerim. Çok güzel bir yemek. Bizlere afiyet olsun. Sizler de yaparsanız sizlere de afiyet olsun değerli takipçilerim. Eğer videolarımızı severek ve beğenerek takip ediyorsanız, kanalımıza da abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Bildirim zilini açarsanız atmış olduğumuz videolarımızdan telefonunuza bildirim gelir. Yorumda beğeni de yaparsanız çok memnun olurum. Videolarımı sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle, eşinizle, dostunuzla paylaşırsanız çok memnun olurum değerli takipçilerim. Kanalımıza destek olmuş olursunuz. Hepinize sevgiler, saygılar, selamlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın, bizlerle kalın.